Merhaba, ben daha yatırım danışmanlığı biriminden Sibel Demirtaş. Bu videomuzda sizlerle Mayıs ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağım. 10 bin puanın üzerine yükselerek tarihi zirvesini yukarı taşımaya devam eden Borsa İstanbul'da, yukarı yönlü hareket alanının Mayıs ayına girerken de korunduğunu düşünüyoruz. İyileşme eğilimi gösteren yabancı yatırımcı ilgisi ve bunun artması muhtemelen kredi notları ile desteklenme ihtimali görünümü cazip tutmaya devam ediyor. Diğer taraftan enflasyon yıllık bazda henüz zirve yapmamış olsa da TCMB'nin bir hafta vadeli repo faiz oranını %50 seviyesine yükseltmesinin ardından TL para politikası desteğini daha güçlü bir şekilde hissediyor. Bu kapsamda Nisan ayında dolar karşısında son ayların en iyimser performansının sergilendiğini gördük. Mayıs ayına girerken de lehte görünümde anlamlı bir farklılık göze çarpmıyor. Yurt dışında ise faiz indirimlerinin ne zaman geleceğine ilişkin soru işaretleri tam olarak cevaplanmış değil. ECB için daha çok Haziran ayı öne çıkarken Fed ise veri odaklı bir para politikası izlemeye devam edeceğini vurgulayarak net ifadeler kullanmaktan kaçınıyor. Mayıs ayı yatırım önerilerimize gelecek olursak, dengeli, dinamik ve atak olmak üzere 3 farklı portföy modelimiz bulunuyor. Düşük ve orta risk iştahına sahip yatırımcılar için değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen, taşıdığı pozisyonlar itibariyle düşük riskli olan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %103 olan dengeli portföyümüzde bu konjonktür doğrultusunda UPD fonumuzdan çıkış yaparken bu hafta ihracını gerçekleştirdiğimiz 181 gün vadeli ve %60 basit faizli Carrefour'sa kira sertifikasını %5 ağırlıkla portföyümüze ekliyoruz. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedefi olan, mevcut haliyle ortalama risk seviyesini yansıtan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %115 olan dinamik portföyümüzde bu konjektür doğrultusunda UPD fonumuzdan çıkış yaparken UPP fonumuzun ağırlığını azaltıyoruz. Bunun yerine bu hafta ihracını gerçekleştirdiğimiz 181 gün vadeli ve %60 basit faizli Carrefour'sa kira sertifikasını %5 ağırlıkla portföyümüze eklerken hisse ağırlığımızı da aynı oranda artırıyoruz. Yüksek risk iştahına sahip yatırımcılarımıza yüksek getiri hedefiyle orta ve uzun vadede çeşitlendirme avantajı sunan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %130 olan Atak portföyümüzde bu konjonktür doğrultusunda UPD fonumuzdan çıkış yaparken UPP fonumuzun ağırlığını azaltıyoruz. Bunun yerine bu hafta ihracını gerçekleştirdiğimiz 181 gün vadeli ve %60 basit faizli Carrefour'sa kira sertifikasını %5 ağırlıkla portföyümüze eklerken hisse ağırlığımızı da aynı oranda artırıyoruz. Ayrıca model portföyümüzde Turkcell, Türkiye Sigorta, Medical Park, Sabancı Holding, Ülker, Yapı Kredi ve Şok Marketleri hisse senetleri bulunmaktadır. Daha yatırım danışmanlığı birimi olarak Mayıs ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.